Az sonra bu videoda göreceğiniz ve duyacağınız tüm animasyonlar, görsel efektler, alt bantları, sosyal medya ikonları, ses efektleri, müzikler, videolar ve fotoğraflar hepsini Motion Array sitesinden indirdim ve Motion Array sitesinden indirdiğim kalıplarla oluşturdum. Peki nedir bu Motion Array? Gelin şimdi hep beraber bakalım. Gördüğünüz intro ve yazı animasyonları da bu siteden indirdiğim kalıplarla hazırladım. Motion Array bir site arkadaşlar. Dünya çapında binlerce tasarımcının en sık kullandığı web sitelerinden bir tanesi. Ben de neredeyse bütün profesyonel işlerimde bu siteden indirdiğim kalıpları, stok videoları, stok görselleri, telifsiz ses efektleri ve müzikleri kullanıyorum. Eskiden bir animasyonu hazırlamak için her şeyi sıfırdan yapardık. Fakat artık bu tarz şeylere gerek kalmadı çünkü hem müşteriler işleri acil istiyor hem de bizler hızlı işler üretmek istiyoruz çünkü hızlı tüketiliyor. Dolayısıyla animasyon kalıplarına, pluginlere, presetlere ihtiyacımız oluyor. Tabii ki spesifik işlerde sıfırdan animasyon hazırlamıyor muyuz? Hazırlıyoruz. Ama çoğunlukla hazır kalıplara başvuruyoruz. Şimdi Motion Array sitesinde neler varmış? Gelin hep beraber göz atalım arkadaşlar. Bu arada en baştan şunu bir söyleyeyim. Aşağıda bir link bırakacağım ve bu link üzerinden kayıt olduğunuzda çok güzel avantajlar sağlayacak size arkadaşlar. Bu avantajları da açıklama kısmına yazacağım. Bu site ücretli bir site. Fakat ücretsiz kullanabileceğiniz de yüzlerce kalıp var. Onları da video içerisinde nasıl kullanabileceğinizi zaten anlatacağım sizlere. Bu site üzerinden nelere ulaşabiliyoruz? Templates, presets, motion graphics, plugins, telifsiz müzikler, ses efektleri, yine telifsiz videolar ve fotoğraflar. Ayrıca birçok programı da destekliyor. Şimdi en baştan şöyle bir bakalım. İlk olarak templates'a bakalım. Zaten menüye geldiğimizde altında küçük bir menü açılıyor ve hangi yazılımı kullanıyorsanız o yazılıma dair ihtiyaçlarınızı indirebiliyorsunuz. Diyelim ki After Effects. Buraya girdiğimizde sağ tarafta hazır animasyonların ön izleme videolarını görüyorsunuz. Yukarıdaki menüde neye göre arayacağınızı siz seçebiliyorsunuz. Diyelim ki en yeni template'leri karşıma çıkar diyorsunuz ve buradan en yeni template'ler, hazır kalıplar karşınıza çıkıyor. Mesela yılbaşıyla alakalı kalıplar şu anda çok popüler. Ya da en popüler olan kalıplar hangileriymiş? Mesela benim yaptığım intro şu introydu. En çok indirilen kalıp şu anda After Effects üzerinden buymuş. Burada farklı farklı template'leri görebiliyorsunuz. Ön izlemelerini görebiliyorsunuz. Hatta şuraya tıklayarak ön izlemeleri tam ekranda izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kullanılan ses efektleri de yine Motion Array üzerinden kullanılan indirilen ses efektleri. Gördüğünüz gibi oldukça profesyonel logolar tek bir dokunuşla hazırlayabilirsiniz. Sol tarafta ise filtreler var. Yani siz kendi ihtiyacınıza göre filtreleyebilirsiniz. Aramalarınızı daha daraltabilirsiniz. Diyelim ki sadece logo yapmak istiyorum, bir logo kalıbı benim ihtiyacım derseniz buradan logolara tıklarsınız ve burada oldukça profesyonel logo template'lerini, hazır kalıplarını görebilirsiniz ve istediğinizi yine buradan indirebilirsiniz. Buradaki filtrelemenin hemen altında çözünürlük kısmı var. 2K, 4K, 5K'nın üzeri gibi birçok yüksek çözünürlükte template indirebiliyorsunuz. Zaten indirdiğiniz hemen hemen bütün kalıplar 4K'yı destekliyor. All Orientations var. Burada yatay, dikey ya da kare olarak, yani sosyal medyaya bir içerik üretecekseniz mesela buradan dikeyi seçerek sadece dikey kalıplara ulaşabilirsiniz. Instagram'da paylaşım yapmak üzere storylerinizi, reels'larınızı ya da TikTok profilinizde yapacağınız paylaşımları burada indireceğiniz kalıplara yerleştirerek çok daha profesyonel bir hale getirebilirsiniz. Ve onun da altında After Effects'in birçok versiyonuna göre indirme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben After Effects için indirdiğim bir kalıpla sadece birkaç dokunuşla bu introyu oluşturdum. Sadece yazıyı değiştirdim ve renklerini değiştirdim. Gerisi export almaya kalıyor. Son derece kolay bir biçimde gördüğünüz gibi bu kalıpları oluşturabiliyorsunuz. Bu dediğim gibi profesyonel bir web sitesi arkadaşlar. Ve dolayısıyla ücretli bir üyelik gerektiriyor. Fakat ücretsiz de size sunduğu birçok kalıp var. Onu da nereden bulacaksınız? Bakın burada Free Assets kısım var. Buraya tıkladığınız zaman karşınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz kalıplar çıkıyor ve bunlar da kesinlikle kötü kalıplar değil ve yüzlerce bedava kalıp var. Mesela ücretsiz bir intro oluşturmak istiyorsunuz. Burada intro'ya tıkladım soldaki menüden. En çok indirilenler bunlarmış. Bakalım. Şöyle tam ekran izleyelim. Gördüğünüz gibi bu introyu bu template indirerek sadece buradaki yazıları değiştirerek istediğiniz renkleri koyarak bu şekilde bir introyu ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Ve sadece After Effects için değil diğer yazılımlar için de geçerli bu. Şimdi hangi yazılımlar varmış onlara da bakalım.
Eğer After Effects ile Premiere'de ben hazır bir kalıp üzerinde değişiklikler yapmak istiyorum derseniz Premiere'den istediğiniz herhangi bir kalıbı indirebilirsiniz yine. Bu arada kalıpları indirmek de oldukça kolay. Kalıbın üzerine geldikten sonra tıklıyorsunuz ve buradaki download butonuna tıklıyorsunuz. Bilgisayarınıza iniyor. Bu kalıbı beğendiyseniz eğer ona benzer diğer sizin sevebileceğiniz kalıpları da aşağıda çıkarıyor arkadaşlar. Buradan farklı template'leri de bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Peki ben bunları indirip nasıl bilgisayarımı kuracağım derseniz her bir programın tabii farklı bir kurulum var. Eğer hiç bilmiyor, daha önce hiç yapmamış olsanız dahi arkadaşlar burada indirdiğiniz zaman içerisinden çıkan dosyada nasıl kurulacağını sizlere anlatıyor. Hangi dosyayı nereye yükleyeceğinizi detaylı olarak zaten açıklayan bir PDF dosyası var. Ayrıca burada help video kısmında da sizlere nasıl kullanacağınızı detaylı olarak anlatan bir video çıkıyor. Bütün kalıpların içerisinde bu var. Merak etmeyin. O yüzden daha önce hiç deneyiminiz yoksa dahi oldukça kolay bir şekilde kurup kullanabilirsiniz. Premiere'in dışında Motion Graphics için de, yani Mograph dediğimiz After Effects'te oluşturulmuş fakat Premiere'de kullanabileceğiniz kalıpları da buradan indirebiliyorsunuz. Adobe Premiere Rush için de ayrıca kalıplar mevcut. Premiere Rush, Adobe Premiere'in aslında mobil versiyonu diyebilirim. Cep telefonunda Premiere Rush uygulaması eğer kuruluysa Rush üzerinde de yine bu kalıpları kullanabiliyorsunuz. DaVinci Resolve kullanıyorsanız sizi de düşünmüş Motion Array. DaVinci Resolve için de kalıplar var. Benim gibi Final Cut Pro ağırlıklı çalışma yapıyorsanız ben bu videoyu mesela Final Cut Pro'da editliyorum. Şu anda videonun üzerinde gördüğünüz bütün efektler Final Cut Pro'da konulmuş efektler. Final Cut Pro için de yine yüzlerce efekt var. Ayrıca yine bedava template'leri de Final Cut Pro için de kullanabiliyorsunuz. Template'lerin dışında bir de preset'ler var. Preset dediğimiz şey ön ayarlar diyebiliriz aslında bunun için. Burada 3 farklı yazılım için mevcut bunlar. After Effects, Premiere Pro ve DaVinci Resolve. Presets'leri programlara yüklüyoruz ve o programlar içerisinde bu efektlerin hepsini oluşturabiliyorsunuz. Mesela Optic Zoom Transitions diyor. Bunu Premiere'e yükledikten sonra arkadaşlar sadece sürükle bırak yöntemiyle bu geçişlerin hepsini oluşturabiliyorsunuz. Mesela bu oldukça popüler geçişler bildiğiniz gibi. Zoom in, zoom out geçişleri, sağdan sola kaydırarak geçişler vesaire. Hepsini buradaki presetlerde bulabilirsiniz. Sadece bu değil tabii ki. Birçok farklı yazı animasyonu presets'e edinebilirsiniz. Renk filtreleri indirebilirsiniz. Ya da glitch geçişler oluşturabilirsiniz. Buradaki presets'i indirerek. Bu ses, video ve fotoğraf kısmına geleceğim ama onun öncesinde pluginlerden bahsetmek istiyorum. Pluginler de yine programların içerisine yüklenen eklenti diyebiliriz. Bu eklentiler sayesinde birçok efekti uygulamanın içerisinden direkt olarak oluşturabiliyoruz. Şu anda sadece Premiere Pro pluginleri Motion Array'de mevcut. Mesela kamera shake efekti. Bu oldukça popüler bu arada. Sabit çekilmiş bir videonun üzerine kamera shake efekti atarak sanki elde çekilmiş bir video görünümü oluşturabilirsiniz. Mesela şu anda benim yaptığım gibi. Tools kısmında ise video collaboration kısmı var. Burada çektiğiniz bir videoyu mesela siz Motion Array'e yolluyorsunuz ve işbirliği yapma şansınız oluyor. Ya da Motion Array üzerinde iş yapanlarla bağlantı kurabiliyorsunuz. Integration kısmında ise burada After Effects, Premiere Pro, Photoshop için eklenti mevcut. Bu eklenti ne anlama geliyor? Hemen şöyle göstereyim sizlere. Mesela Premiere Pro'da nasıl kullanacaksınız? Bu eklentiyi kurduktan sonra Window kısmından Extensions diye bir bölüm açılıyor arkadaşlar ve burada Motion Array'e tıkladığınızda Motion Array'in ayrı bir eklenti penceresi açılıyor ve bu pencere içerisinden de siteye uğramadan direkt olarak Premiere Pro'ya indirebilirsiniz buradaki kalıpları ya da istediğiniz efektleri. Çok yakında Audition Premiere Rush için de bu integration kısmı gelecekmiş. Burada Learn kısmı bulunuyor. Learn kısmında da arkadaşlar birçok farklı program için ücretsiz tutorial'lar var. Yani siz bu kalıpları nasıl kullanacağım ben hiç anlamıyorum bu işten diyorsanız eğer ki zaten çok kolay kullanması da buradaki tutorial'ları izleyerek oldukça detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Rahatça anlayabilirsiniz nasıl kullanacağınızı, nasıl yükleyeceğinizi ve nasıl bu efektleri vereceğinizi. Evet, şimdi gelelim audio kısmına. Audio kısmı da ikiye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi royalty free müzik. Yani buradan telifsiz müzikler edinebiliyorsunuz. Evet, bunlar ücretli telifsiz müzikler. Tabii ki ücretli eğer kullanacak olursanız çok daha kaliteli müzikler edinebilirsiniz. Fakat bunun da içerisinde free SS kısmı var. Bakın yanında free yazıyor zaten.
ücretsiz olarak kullanabileceğiniz müzikler, ses efektleri de burada mevcut arkadaşlar. Burada da aynı şekilde sağ tarafta ön izleme kısmı var. Sol tarafta da kategoriler var. Ayrıca ses efektleri de burada bulunuyor. Burada yüzlerce farklı ses efekti de var. Özellikle şu Movement Transitions ses efektleri oldukça popüler. Ben de çok kullanıyorum. İşte bu video geçişlerinde ya da çıkan yazılarda böyle filan diye sesler çıkıyor ya. Onların hepsini ben de buradan ediniyorum. Video kısmı da iki kategoriye ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi footage, bir tanesi de motion graphics. Footage kısmında telifsiz olarak kullanabileceğiniz yüksek çözünürlüklü ve çok kaliteli videolar var. Bu videoları da istediğiniz herhangi bir yerde kullanabilirsiniz. İster kendi YouTube videolarınızda, ister sosyal medyanızda, ister yaptığınız işlerde. Üyelik dahilinde indirdiğiniz zaman ömür boyu artık sizin oluyor bu videolar. Videonun içerisinde bulunan motion graphics kısmında ise 3D modellenmiş çok kaliteli animasyonlar bulunuyor. Yine bu animasyonları da indirip istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve fotoğraflar kısmında ise yine telifsiz, yüksek çözünürlüklü ve yüksek kaliteli oldukça profesyonel fotoğrafçılar tarafından çekilmiş yüzlerce belki binlerce birçok farklı kategoride fotoğraf bulunuyor. Bunları da alıp istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ticari olarak da kullanabiliyorsunuz tabii ki. Şimdi gelelim ücretlendirme kısmına. Doların Türkiye'deki durumu malum arkadaşlar. O yüzden bir şey diyemeyeceğim size ama tabii ki birçok programda ya da işte yazılımda ya da web sitesinde olduğu gibi eğer yıllık üyelik alırsanız aylık olarak çok daha ucuza geliyor tek bir ay almaktansa. O yüzden yıllık üyelik aldığınızda şu anda indirim var bu arada. Yıllık $200, aylık $16.67'a denk geliyor. Eğer profesyonel olarak bu işi yapıyorsanız zaten yani bir reklam ajansınız varsa müşterilere çalışıyorsanız bu tarz web sitelerinden bu tarz kalıpları ya da pluginleri, presetleri, müzikleri, ses efektlerini almanız gerekiyor. Yani bunu yapmak zorundasınız. Hobi amaçlı, kişisel amaçlı kullanıyorsanız tabii ki size alın diyemem arkadaşlar. Ama eğer ki satın almak isterseniz dediğim gibi açıklama kısmında bana özel bir link var. Bu link üzerinden aldığınızda bazı avantajları var. Bu avantajlar dönem dönem değiştiği için şu anda videoda söylemiyorum. Ama aşağıdaki açıklama kısmında detaylı olarak yazacağım. Oradan da okuyabilirsiniz. Eğer kafanıza takılan, merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yorum kısmında yazın. Benimle paylaşın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Umarım bu videodan memnun kalmışsınızdır. Kanalımdaki diğer videolarımda ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. Kanalımı ilk defa ziyaret ettiyseniz abone olmayı, beğenmeyi, hatta arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Instagram ve TikTok'tan da takiplerinizi bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.